Çok daha eğlenceli olacak bu arada. Çok güzel kanallar buldum. Hem eleştirilecek hem de yorumlanabilecek. Onlardan bayağı bir izleyeceğiz. Hep aynı kanallar arasında dolaşmayacağız. Merak etmeyin. Final yapan, düğün yapan diziler 2021. Hadi bakalım. Bir Türk dizisinden daha kurtulmuş oluyoruz. Belki 10 tane Türk dizisinden. ...çekildiği gün itibariyle koca bir dizi sezonunu geride bıraktık. Sezon... Yani işte dizi oyuncularının Eylül ayından leylek gibi güneye göçmesi arasındaki geçen zamana biz sezon diyoruz. İşte o Eylül ayından bu zamana kadar geçen süre zarfında da tam 26 dizi yayından kalktı. Vay anasını be. Bu dizilerden de hiçbirini bilmediğim için çok mutluyum. 19'lu 13 bölümden fazlasını görüp hikayesini tamamlayabildi. Ve bu 19 dizinin 7'si nikah ya da düğünle, ikisi düğün hayalleriyle ve altısı da bütün oyuncuların bir araya geldiği bir yemek masasında bitti. Yani içinden çıkamadığımız kalıpları bile kalıplara soktuk biz. Ama şey merak ediyorum. Oğlum dur bu, oğlum. düğünle biten senaryoları yazanlarla. Dün gece kötü bir rüya gördüm diyene. Kıçın açıkta kalmıştır. Diyen. Ağzıma Vakil. sinek kaçtı diyene. Ya bir şey olmaz proteindir o. Diyen. Aynı fabrikasyon zihniyet, değil mi? Hatta bu... Milyoncu market ya da züccaciyeci açılışında balondan zincir yapıp kapıya da palyaço <laughs> koyan kalıpsal düşünce gücüyle aynı sanırım. Harbiden ya bütün açılışlarda neden palyaço var arkadaş neden ya? Kabuğundan çıkan kaplumbağanın Aa, kim deniz, çıkar kim başlattı bu palyaço gibi, Gelinlik görünce aa mutluluk diyen ve her defasında aynı sona muhallebi kıvamında tav olan izleyici kitlesini de unutmayalım. Onlara da selam olsun. İşte buyurun size belki bu mutlu son festivallerini kaçırmışsınızdır diye bu sezonun düğünle ya da herkesin buluştuğu bir sofrayla final yapan dizileri. Masumiyet. İki buçuk senedir kanalda yüzün üstünde diziden bahsettim. <laughs> Tepkisini verdiğim bakla ayıklarken cık cıklayan teyza moduna girdiğim ilk diziydi. Ve bu dizinin finalinde de bir nikah vardı. Hem de kadına şiddet uygulayan bir erkekle şiddeti uyguladığı kadının nikahı. Çünkü erkek şiddet uygularken sarhoşmuş, kız da ona rağmen bir yüzüğe evet diyecek kadar minnoşmuş. Yo geri kaldır o minnoş değil. Geri kaldır. Mucize doktor. Bir Kore dizisinden uyarlanmış Amerikan dizisinden uyarlanan yani uyarlamanın uyarlaması olan bu dizide bir düğünle bitti. Henüz Amerikan versiyonu bitmedi ama Kore versiyonu 20. bölümde hastanedeki şu sahneyle bitmiş olmasına rağmen konuyu tam 64 bölüm uzatmayı başarabilen senaristlere omza koyulan baş yetmedi. Yine bir asla koyulacak baş tercih edildi. Düğün mutluluk değildir arkadaşlar onu söyleyeyim size. Yani çevrenizde evlenen insanlara bakarsanız eğer ne kadar mutlu olduklarını görebilirsiniz. Düğün mutluluk değildir. Düğünden tiksindirmeyi de çalışmıyorum size evlilikten vesaire ama böyle şeyler mutlu olmak için yapılmaz. Doğru insanı bulduğunuzda, doğru insanla artık hayatınızı birleştirmek istediğinizde yapılır. Yani evlenmek için evlenilmez. Evlilik ciddi bir meseledir. Demek ki neymiş? Eloğlu motor kaputunun üstünde karaciğer ameliyatı yaptı diye biz de yapmak zorunda değilmişiz. Sahneleri, finalleri kafamıza göre değiştirebiliyormuşuz. Aynen yaşlanmayı da kafamıza göre değiştirebildiğimiz gibi. Da kurban olayım. Bu makyajı kim yaptı? Biliyorsunuz dizi normal bir ses tonuyla başlayan dizi karakterinin giderek incelen ses tonuyla devam etti. Mucize doktor olarak başladı. Mumya doktor olarak bitti. Bakınız bu da Maria ve Mustafa dizisi. O da düğünle bitti. Bu Zümrüdü Anka. O da düğünle başladı. Düğünle bitti. Efendim? Niye mi bizim memlekette böyle oluyor? Çünkü doğduğun ev kaderindir. İşte o yüzden de aynı ismi taşıyan dizinin düğünü bitmesi de çok manidar oldu. Bu arada bu dizinin tek bir bölümünü bile izlemedim. Bir bölümünü izlesem ben de o mutlu sona ortak olacaktım da. Bizim bir arkadaş var zamanında demişti bana bak gir bu diziye sonunda çok mutlu olacaklar demişti. Ama sonunda yatırım tavsiyesi değildir deyince çok da şey yapmadım. Sonra Başka bir diziye girdim. Erken nikah problemi olan dizimiz... Sefir'in kızı. Sefir'in kızından bahsediyorum. O da daha önce yaptığı nikah görüntülerini kullanarak final yaptı. Zaten siz de iyi bir çocuk olursanız... ...Youtube'a Sefir'in kızı düğün yazdığınızda... ...altı ayrı bölümde düğün, nikah ve kına gecesi yaşandığını görebilirsiniz. Bir de dediğim gibi düğün için finale kadar dayanamayan... ...ve finali herkesin mutlu olduğu yemek masalarında yapanlar var. Şimdi bahsedeceğim dizi ise İkisini birden yaptı. Hem nikah masası, hem yemek masası. Alev alev. Dünya yansa bizde diziler düğünle biter lafımı haklı çıkaran, içimizdeki evlenme ateşini büyük bir yangınla başlatıp yine nikahla bitiren bir başka dizi. Üstüne de bizim millet ne olur ne olmaz dizinin bittiğini anlamaz belki diye herkesin mutlu olduğu bir yemek masasından drone da yükselttiler. Ama şaşkınlığım dizinin Fransız orijinali böyle bir sarılma sahnesiyle biterken Bizimkinin böyle bitmesine değil cidden çok merak ettim bizde de aynı yüzü yanmış kadın rolünü canlandıran oyuncu izleyenler söylesin bana ne olur arada ne oldu da 28 bölümde buradan buraya gelebildi yani nasıl oldu hangi doktorun Nobel sebebi bu çirkin beti uyarlaması değil ki kaşını alıp dişlerini çıkarınca düzelsin diyeceğim aklıma estetiğe inancımı arttıran isimler geldi de o isimlere girmeyelim. Bu senenin yemek masasında biten dizilerine devam edelim. Murat abinin konuşmaları efsane değil mi yalnız ya? Baya güzel laf sokuyor. Düğünle bitmese de düğünle başlayan ama yemek masasında biten arıza, kimsesiz çocukları konu alan çocukluk, Adanalı bir mafya dizisi olmasına rağmen Ramo, yine zengin bir iş adamı ve onun kudretine muhtaç kadın konulu, gerçek hikaye diyerek gel gel yapılan ama kimse gelmeyince seni çok bekledim diyerek final yapan Özcan Denizli dizi, bu sezonun Töre Numus İntikom Üçlemesini Fettan Gelinli Konaklarla Tamamlayan Dizilerimizden Hercai ve Benim Adım Melek Dizileri de finallerini Ramazan ayında yayınlanan kola reklamı gibi yaptılar. Aa, bu arada yemek masasına oturmak için hazırlanan ama oturmadan bir fotoğraf çekilelim derken yine yükselen drone eşliğinde final yapan Kuzey Yıldız'ı ilk aşkı da unutmayalım. Bazen yorumlarda görüyorum da bütün diziler yayından kalksın diyen bir psikopat gibi görünüyorum bazılarına ama inan Yo ben öyleyim kalksın kalksın lan Anın her ne olursa olsun Ya da kaliteli dizi çekilsin yani kaliteli Kimse yayından kalksın demiyor da kaliteli diziler çekilsin İnsanları aptal yerine koymasınlar Aşk dizilerine de karşı değilim Drama da Evliliğe de Bunlara karşı değilim ama bunlar kaliteli bir şekilde yapılsın İnsanlar kaliteli ve prodüksiyonlu şeyler izlesinler milyon dolar kazanıyorsunuz be Allahsızlar. 80 milyon 90 milyon nüfuslu bir ülkeyiz ya. Güzel şeyler yapın lütfen. Emekçisinden dolayı bütün yayından kalkan dizilere çok üzülüyorum. Aynen sokakta kapandığını gördüğüm bir iş yerine de üzüldüğüm gibi. Ama bu sene en çok düğüne yetişemeyip evlenme teklifinde kalan sol yanıma üzüldüm. O zaman şimdi... Ay be. Şimdi o evlenme teklifine ve o efsane diyaloğa bir kulak verelim. Benimle evlenir misin? Kardeş, manyak mısınız? 22 saniye olmuş ya. Evet, hayır ya. Ya da insan bir tepki verir. Ne düşünüyorsun? Anasını satayım düğünde acaba bununla evlenirsen bunun 70, 72 tane kuzeni var 4 dayısı 3 alası 6 teyzesi var bunlar bana şu kadar altın taksa altın o zaman şu kadar olsa bir ev alırım falan diye mi düşünüyorsun ne düşünüyorsun ya Bu hayır demek mi? böyle bir yola çıkmak istemezsin. Selim bir saniye susarsan cevabımı duyacaksın. Buradan rüt... <laughs> <laughs> Bak mesela bu insanı salak yerine koymaktır işte ya. Bu insanı salak yerine koymaktır ya. Yani oyunculuk böyle bir şeyse bunu ben de yapabilirim bu arada arkadaşlar. Çok da güzel bakarım. Tüye sesleniyorum. Geçen Twitter'da yazdım cevap vermediniz. Yani merakımdan soruyorum. iki buçuk saatten 20, 30, 40, 50 bölüm izlenen dizilerin yaşanan onca deminkine benzer 5 santim mesafeden zaman zaman iç içe yaşanan sahnelerden sonra millet günaha girmesin diye düğünle ya da ailelerin onaya alınmış mutlu bir sofrada bitmesi gibi bir kuralınız var mı? Cidden soruyorum ya. Bilmiyorum sizin öyle bir kuralınız var mı ama toplumun mutsuzluğuna çareyi evlilikte aradığı kesin. Çünkü bu videoyu çekmeden önceki gün kapanmaların bitmesiyle birlikte evlenme dairelerinde kuyruk oldu. Bu konuda diziler mi toplumun yoksa toplum mu dizilerin aynası bilmiyorum ama insanların dizilerden etkilenmesiyle ilgili çarpıcı örneklerin olacağı bir videoda yakında. Bundan sonra olur da senaryo yazan birileri bu videoya denk gelirse bir dahakine yazdığı bir dizinin finaline düğün ya da yemek masası koymaya utanır mı bilmem ama ben az önce tam 14 tane dizinin finalini açıklayıp Tek bir tane bile spoiler verememekten utandım. Ama videonun sonunda tebriklerim de var. Müzisyenler hala çok zor durumda olsa da düğün sektörüne bir nebze de olsa can veren dizileri, ayrıca gidişatı uyarladığı diziyi, kalitayı de çok bozmadan yerli teyze gönlü almak için çabalamadan biten Hekimoğlu'nu... House Emdi çakmasıydı ya of en sevdiğim dizilerden bir tanesidir o da. Bir de çok daha önce yayından kalkar diye tahmin ettiğim Akıncı dizisini de hayatta kalma mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu arada biz izlemeyeli neler olmuş? Karakterimizin şirekteki kedi gibi duran şu Allah'ım ya çok çok kötü ya. Ya bunu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız ya? Maskesini çıkarmışlar. Onu da ayrı tebrik ediyorum. Çünkü inanılmaz ekonomik bir çözümle. Karakterimiz artık gözünü değil, atkıyla ağzını kapatıyor. Ama yine de kimse tanımıyor mu? Bir de kahramanımızın mentor bir dayısı vardı ya. Hı, hmm. ölmüş. Nasıl ölmüş? İşte parmaklarını kırmışlar. Böyle mi? Yok böyle. İşte bir süper kahraman dizisi Türk televizyonunda böyle tasarruflarla yayında kalabiliyor. Tasarruf hmm. iyidir. Boynum kırıldı bak boynum kırıldı. Aha bak Rest in peace, Akıncı. <laughs> <laughs>